Gençliğimiz için içim o biçim. Bu besteyi okurken içim o biçim. Bugün ayılmayacağım, bugün peşindeyim. Burun takılmayacağım, bugün yudum yudum. Yarın sen kalkmayacaksın. Zamanlamamsa kalmamış. Cumartesini perşembeden ayırt etmem. Ayıp ettin fark etmez. Alışığız oğlum, biz sokakla barışığız. Karanlıkta bir ışığız, Türk Kürt karışığız. Örnek olmak ölmek kadar kolay değil. Örnek olup öleceğim, seninki olay değil. Sakin kalmalıyım, lakin dalmalıyım. Bazen sanki başka seçenek yok, birine kaymalıyım. Ne yapayım, tarzım hem güldürür hem üzer. Söndürür gömdüğüm, gözümden düşer. Kendine güvenenin enerjisi apayrı. Apayrı menünüz, korkmayın, az kaldı. Bir sor bakayım, 10 yılı hayatın 3'te 1'i eder geçer. Zaman dağılır yüzün, rapimle kan olur kalem. Eski okuldan kim kalmış ki rapçilerde şöhret online. Tatmin olur sahte sözlerin sahibi YouTube'da. Kutlan olmuş veletler, büyümüş de küçülmüş. Bu kez klonlanmış küçük cezalar her tarafta gözükmüş. Yarına muhakkak bakmak lazım, ancak taklatmaktansa tabanla aşınlamak lazım bence asfaltı. Kanca takmaktansa yelken açmak daha da mantıklı gibi. Gün ötekine hiç benzemez, yazmadığım gün hiç yok gibi. Stil bizde ölür, neden hep ip yürür anlamam. Sazım sözüm sade rapimdir, bir de güzel sevgilim. Ceza der ki yerim ne zan altı ne de göz altında. Ben yer altında bir fareyim, yeryüzünde bir çare. Birçok diyar gezdi rapim, karşılıksız vaymlarım. Kalınca tek bir başıma gördüm, kalın bir kitap yazmışım. Mesut Özil 15 Ekim 1988 Almanya Gelsenkirchen doğumlu. Hepimizin bildiği üzere Mesut gurbetçi bir ailenin çocuğu. Babası Mustafa Özil Zonguldak doğumlu. 1970'li yıllarda Almanya'ya göç eden Mustafa Bey burada hayatını Gülizar Hanım'la birleştiriyor ve 4 çocukları oluyor. İşte Mesut bu 4 çocuğun en küçüğü. Mesut'un kariyeri boyunca bazı Türk futbol severler tarafından en çok eleştirildiği nokta kuşkusuz Alman milli takımını seçmiş olmasıdır. Bu konu tamamen sizin olaya nereden baktığınızla alakalı. Ancak sadece Almanya değil, Avrupa'nın dört bir yanında yaşayan milyonlarca gurbetçi vatandaşımızın orada yaşadıklarını, aile hayatlarını ve sosyal yaşantılarını bilmeden bir yargıya varmamak lazım. Kısacası bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmamak lazım. İşin aslı, orada doğmuş gurbetçi çocukların çoğu aynı şeyi söylüyor. Evimizin kapısını kapattığımız andan itibaren Türküz. Evde konuşulan dil Türkçe. Evde yaşatılan kültür Türk kültürü. Fakat dışarıda, okulda, işte, sosyal hayatta birer Alman gibi yaşıyoruz. Bu elbette sosyal çevre tarafından kabul görmenin en kolay yolu. Almanya doğumlu gurbetçi çocuklar eğitimlerini Almanca alıyorlar. Dolayısıyla ana dillerinin Almanca olduğunu, kendilerini en rahat şekilde ifade ettikleri dilin Almanca olduğunu söylemek yanlış olmaz. Mesut 17 yaşına gelinceye kadar memleketi Zonguldak'a ailesiyle birlikte sadece 2 kez gitmiş. Tamam, güzel memleket diyor ama ben orada hiçbir zaman kendimi evimdeymişim gibi hissetmedim. Babam ve amcam bana hep memlekete gittiklerinde hissettiklerini, içlerinde kabaran duyguları anlatırlardı. Ama ben aynı şeyleri hiç hissetmedim. Belki de orada doğmadığım içindir. Mesut gerçekten de çok yoksul bir aileden geliyor. Babası o büyüyene kadar karın tokluğuna çalıştığı bir işten bir başkasına geçip duruyordu. Mesut ve abisi Mutlu bulundukları mahalledeki Maymun Kafesi adı verilen bir top sahasında futbol oynamaya başladılar. Aslında abisi Mutlu da oldukça yetenekli bir çocukmuş. Mesut dribling numaralarının çoğunu abisinden öğrendiğini söylüyor. Büyüdükleri yer 15.000 nüfuslu, tam anlamıyla varoş bir yerdi. Mahalleleri ise Türk göçmenlerin yoğun olduğu bir mahalle. Abi Mutlu, böyle berbat bir yerden futbolcu çıkmaz, insanların başını çevirip bakmadığı bir yerdeyiz diye düşündüğü için futbolu meslek olarak değil hobi olarak gören bir çocuktu. Ancak Mesut öyle düşünmüyordu. Futbol onun için hem bir saplantıydı hem de kurtuluş anlamına geliyordu. Abi kardeş gece gündüz Maymun Kafesi'nde top oynamaya devam ettiler. Mesut'un futbol konusundaki saplantısı öyle bir boyuttaydı ki ailesi geceleri futbol topuna sarılıp öyle uyuduğunu söylüyor. Mesut Özil Gelsenkirchen'deki bir meslek okulunda okuyordu ve bu okul 1400 civarında öğrencisiyle Almanya'nın en büyük okullarından birisiydi. Manuel Neuer, Joel Matip, Benedikt Höwedes ve Julian Draxler gibi isimler
Mesut'un okul arkadaşları. Bu okul spor eğitimine de oldukça önem veren, spor olanakları geniş ve dahası Schalke 04 kulübüyle yakın ilişkileri olan bir okul. Hatta Mesut sınıfta oturduğu sıradan camdan dışarı baktığında Schalke'nin stadyumu Veltins Arena'yı görebiliyormuş. Genellikle de ders esnasında stadyuma bakarak orada oynayacağı günün hayallerini kurarmış. Okul takımında oynamaya başlayan Mesut, sosyal çevresi tarafından çok çabuk kabul gören bir çocuk değildi. Bir yeni yetme olarak düpedüz ırkçılığa maruz kalmadıysa bile ona bir göçmen olduğunu hep hissettirmişler. Bu yüzden öğretmenleri ve arkadaşları onu sessiz, içine kapanık ve silik bir tip olarak hatırlıyorlar. Manuel Neuer onun için şöyle demiş: O kadar utangaç bir çocuktu ki onu büyük bir kalabalığın önünde futbol oynarken asla hayal edemezdiniz. Bu yüzden onun profesyonel olabileceğine hiç ihtimal vermemiştim. Ancak ona bir futbol topu verdiğiniz anda bambaşka birine dönüşüyordu. Okuldaki hocalarından Ralf Maraalm ise şöyle anlatıyor onu: Cılız ve utangaç bir çocuktu. Oyunu sokakta öğrendiği çok belliydi. Tam bir sokak topçusu. Bir seferinde bir maça çıktık ve 12-0 kazandık. Mesut 10 tane falan gol atmıştı. Rakip okulun koçu maç bitiminde bana döndü ve dedi ki: Bir dahaki sefere şu göçmen çocuğu getirmeyin ki maç bir şeye benzesin. Mesut'un futbola başladığı ilk kulüp Westfalia 04 Gelsenkirchen adında bir yerel kulüp. Ancak nereye giderse gitsin bu yetenekli çocuk artık Schalke'nin radarındaydı. 1998 senesinde Tütonya Schalke adında başka bir yerel kulübe, bir yıl sonrasında ise Falke Gelsenkirchen altyapısına geçti. Babası Mustafa Bey ondan çok umutluydu ve oğlu için en doğru yeri arıyordu. Nihayet 2000 senesinde babası Mesut'u Almanya'nın altyapısıyla meşhur futbol kulüplerinden biri olan Rot-Weiss Essen'e götürdü. Almanya Futbol Federasyonu'nun koyduğu kurallar gereği bir futbolcu profesyonel kontrat imzalamadan Bundesliga'da oynayamıyor ve bir oyuncuyla en genç profesyonel sözleşmeyi 16 yaşına bastığı gün yapabiliyorsunuz. Bu sebeple Mesut'un 16 yaşına girmesini özlemle bekledi Rot-Weiss Essen. Ancak Mesut profesyonel olacak yaşa geldiğinde babası onu bu kez Schalke 04 kulübüne götürecekti. İşte hikayenin başladığı yer burası. Mesut'un ilkokuldan beri düşlediği yer. İlk profesyonel kontratına imza attığı yer. Sadece kendi hayatını değil ailesinin de hayatını kurtaracak olan imza. Schalke 04'te yakında ismini tüm dünyanın öğreneceği bir Türk çocuğu vardı artık. Mesut kariyerinin ilk yıllarında sol açık oynuyordu. Hala cılız sayılırdı ama müthiş bir sol ayağı sahipti. Schalke 19 yaş altı takımında 38 maça çıkan ve 17 gol atan Mesut, 2006-2007 sezonundan itibaren A takımın bir parçası olmuştu. O dönem aynı takımda birlikte oynayan Altın Top kardeşler sebebiyle Schalke, Türk futbol severlerin dikkatini çeken bir kulüptü. Ay yıldızlı formayı terleten Halil ve Hamit'in takımında tuhaf saç stiliyle dikkat çeken bir Türk çocuğu daha vardı. İlk resmi maçına ligde Eintracht Frankfurt karşısında 80. dakikada Hamit Altıntop'un yerine oyuna girerek çıkan Mesut, o sezon toplam 23 resmi maçta süre aldı. Ertesi yıl Schalke'nin 10 numarası Lincoln Galatasaray'a gitmiş ve bu durum hem Mesut'un forma şansını arttırmış hem de global bir yıldıza dönüşeceği 10 numara pozisyonuna geçmesini sağlamıştı. Fakat Schalke yönetimiyle Mesut arasında bir takım krizler baş gösterdi. Mesut, kendisine verilen sözlerin tutulmadığını söyleyerek yönetime bir rest çekmişti. Schalke yönetimi bu resti gördü ve Mesut'u kadro dışı bıraktı. Ara transferde Mesut, bir başka Bundesliga ekibi Werder Bremen'in yolunu tutarken bonservisine 5 milyon euro ödenmişti. Devre arasında transfer olduğu Bremen'de ilk yarım sezonunda uslu duran Mesut, 2008-2009 sezonunun başlamasıyla birlikte Almanya Ligi'nde ortalığı birbirine katmaya başladı. Onun yetenekli ve potansiyelli bir genç olduğu her zaman biliniyordu. Fakat Özil bir anda öyle büyük bir sıçrama yaptı ki bambaşka bir oyuncuya dönüşmüştü. 12 yaşındayken okul antrenörünün tam bir sokak topçusu şeklinde tanımladığı Mesut artık futbolun bir takım oyunu olduğunu fark etmişti. Bu az bir şey değil çünkü Mesut henüz 20 yaşındaydı. Bu gerçeği 30 yaşından sonra ancak anlayabilen topçular olduğu gibi hiçbir zaman anlamayan, anlamak istemeyenler de var. Gen ise aynı gen. Kökleri Zonguldak'a kadar dayanan bir Türk çocuğu. Ancak altyapısını, eğitimini aldığı yer Gelsenkirchen. Ne zaman basit oynaması gerektiğini, ne zaman riske girmesi gerektiğini bilen, özgüveni pamuk ipliğine bağlı olmayan, bu oyunu çok iyi öğrenmiş bir çocuktu Mesut. Kahraman olmasına gerek olmadığını biliyordu. Ona bu oyunu öğretenler zaten yeteneğine ve oyun zekasına inanmışlardı. Mesut sahaya çıkıp kendisine verilen görevi yaparak çok kısa sürede Almanya'nın en çok konuşulan oyuncusu
oyuncusu haline geldi. Artık yalnızca sol kanatta takılan birebiri kuvvetli bir çocuk değildi. Eşsiz bir sağ görüşüne sahip olduğunu da kanıtlamıştı. Mesut'un geleceğinin kanatta değil orta sahanın merkezinde hücuma dönük rolde olduğu çok geçmeden anlaşıldı. Bu derece doğal yeteneğe sahip oyuncular genelde övgünün en büyüğünü almak, başrolde olmak istedikleri için skor yapmayı daha çok önemserler. Ancak Mesut farklıydı. Belki o golcü içgüdüsüne sahip olmadığı ya da belki sırf asist yapmayı daha çok sevdiği için topu ayağına aldığında gözleri hep gol durumundaki bir başka arkadaşını arardı. Mesut o sezon yaptığı 15 asistle Bundesliga asist krallığında ikinci sırayı aldı. Artık herkesin onunla ilgili merak ettiği soru şuydu: Mesut hangi milli takım için ter dökecek? Altıdan beri genç milli takım kategorilerinde Almanya forması giyen Mesut için artık bir karar verme vaktiydi. Bu karar Mesut'un ailesini bile ikiye bölmüştü. Annesi ve amcası Türk milli takımı için oynamasını istiyorlardı. Gerekçeleri ise şuydu: senin köklerin Türkiye'de, dedelerin Türk, Türkiye için oyna. Babası ve abisi ise Almanya için oynamasını istiyordu. Onlar olaya daha çok mesleki açıdan bakıp Mesut'un kariyerini ön plana koyuyorlardı. Abisi Mutlu şöyle söylemişti: Türkiye'nin şimdiye kadar aldığı en büyük başarı 2002 Dünya Kupası üçüncülüğü. Almanya ise her Dünya Kupası'na mutlaka katılıyor ve tam 3 kez şampiyon oldu. Ben en yukarıyı hedefledim diyor Mesut. Alman milli takımını seçmemin sebebi buydu. Sosyal medyanın bugünkü kadar yaygın olmadığı o dönemde bile Mesut'un kişisel web sayfasına öyle çok hakaret mesajı gelmiş ki sonunda sayfayı kapatmak zorunda kalmış. Oysa Almanya'yı seçme kararım Türkiye'ye karşı alınmış bir karar değildi diyor Mesut. Bu karar Türkiye'yi kalbimde taşımadığım, kafamda bitirdiğim, kendimi Türkiye'ye ve Türk insanına kapattığım anlamına gelmiyordu. Bu konu sinemaya mı gidelim yoksa hayvanat bahçesine mi gibi bir konu değil ya da pizza mı istersin makarna mı gibi bir soru değil. Bir dakikada verilecek bir karar değildi. Uzun uzun düşündüm ama sonunda bir karar vermem gerekiyordu. Tabii o dönemde pek derdimi anlatamadım. 2009'un Şubat ayında ilk kez Alman milli takımının formasını sırtına geçiren Mesut bu forma sayesinde muazzam şeyler yaşayacağı gibi bazı bedeller de ödeyecekti. Mesut verdiği bu kararın o gün için tepkilere sebep olacağını tahmin ettiyse bile bu seçimin hayatı boyunca onu rahat bırakmayacağını sanırım hiç düşünmemiştir. Alman milli takım teknik direktörü Löw, Mesut'un bu seçiminden duyduğu mutluluğu şöyle dile getiriyordu: Mesut, buzları kıran oyuncu olacak. Bundan sonra kökenleri başka ülkelerden olan oyuncular da Almanya için oynayacaklar. Oysa ben buzları falan kırmak istemiyordum ki diyor Mesut. Benim amacım ne öyle bir kapı açmak, ne de böyle bir simge olmak, ne de iki ülke arasında kalmaktı. Alman milli takımını seçtikten sadece bir yıl sonra 2010'da Berlin'de oynanan Almanya-Türkiye maçında ilk kez Ay Yıldız'a karşı sahaya çıktı Mesut. 3-0 Almanya galibiyetiyle biten maçta bir de gol attı. Golden sonra bunun Türk halkına saygısızlık olacağını düşünerek sevinmemişti. Ancak her iki ülkenin medyası da Mesut'un üzerine geliyordu. Almanlar bu gole sevinmediğinden onun bu forma için oynamaktan gururlu olup olmadığını sorguluyordu. Türk cephesindense o Almanya'yı seçti, Türk falan değil diyenler vardı. Türk müsün yoksa Alman mı? Bana hep bu soruyu sordular diyor Mesut. Sanki tarafını seç der gibi. Ben bu toptancı anlayışı sevmiyorum. Ben sadece o ya da bu değilim. Ben Almanya'da Türk değilim. İkisi de benim. Ben yarı Alman, yarı Türk'üm. Kendinizi iki ülkeye ait hissedebilir ve bununla gurur duyabilirsiniz. Kalbiniz Türkiye ve Almanya için aynı anda atabilir. Alman gibi düşünüp Türk gibi hissedebilirsiniz. Mesut artık sadece Bundesliga'yı kasıp kavuran bir futbolcu değil, uluslararası bir oyuncuydu. Werder Bremen'deki günlerinin sayılı olacağı belli olmuştu. Genellikle Alman liginin parlayan oyuncularını Bayern Münih toparlar. Fakat 2010 yılı Mesut için çok bereketli bir yıl olmuş, şöhreti dünya çapında bir futbolcu etiketine dönüşmüştü. Bundesliga'daki son sezonunda takımının ligi 3. sırada bitirmesinde başroldeydi. 9 gol, 17 asist üreterek ligin asist kralı oldu. Yaz aylarında 2010 Dünya Kupası'nda yarı final oynayan ve dünya üçüncüsü olan Alman milli takımında 7 maçın tamamında forma giydi. Turnuvanın sona ermesinden yaklaşık bir ay sonra Mesut Özil 18 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer oldu. Basına tanıtıldığı gün ağzından şu sözler çıkmıştı: çok mutluyum. Çünkü dünyanın en büyük kulübüne geldim. Burada Kaka gibi bir idolle birlikte oynayacağım. Gururluyum çünkü Real Madrid'de oynayan ilk Türk futbolcu ben olacağım.
Mesut'un İspanya günlerini hatırlayanlar mutlaka kabul edecektir ki onun zirvesini La Liga'da izledik. Bunun etrafında oynayan büyük oyuncularla elbette ilgisi vardı. Çalıştığı elit teknik adamla ilgisi muhakkak vardı. Ancak Mesut Özil Real Madrid'e imza attığında takımdaki yeri hiç de garanti değildi ve kendisinin bile idol olarak gördüğü çok ciddi bir rakibi vardı. 2007'de Ballon d'Or ödülünü kazanan Brezilyalı star Kaka'ydı. Kaka'nın tam da o sezon yaşadığı menisküs sakatlığı elbette Mesut için büyük bir fırsat yarattı. Ancak Mesut formanın içini doldurmayı başarmıştı. Kaka sakatlıktan döndüğünde formayı Mesut'tan alamadığı gibi Real Madrid'de uzunca bir süre Mesut'u yeterli görüp onun yerine başka bir oyuncu aramadı. Real Madrid'deki ilk antrenör olan Jose Mourinho onun kariyerinde çok ciddi etkileri olan bir isim. Malum Jose çok talepkar bir hoca. Mesut ilk yarıyı 3-1 önde kapattıkları bir maçın devre arasında Jose ile yaşadığı tartışmayı şöyle anlatıyor. Soyunma odasına girdi ve dost doğru benimle konuştu. İki güzel pas attın diye bunu yeterli mi sanıyorsun? Kendimi savundum. Ne istiyorsun ya benden dedim. İkili mücadeleye girerken aman üstüm kirlenmesin der gibisin. Ben de formayı çıkarıp atıverdim. Ama üstüme gelmeye devam etti. Bunu bilinçli olarak yaptığı öyle belliydi ki herkesin duyması için sesini bilerek yükseltiyordu. O andan nasıl nefret ettiğimi size anlatamam. Şimdi de pes ediyorsun öyle mi? Gidip duş almak mı istiyorsun? Saçlarını şampuanlamak mı istiyorsun? Güzel. Bebek gibi davran bakalım. Git ve duşunu al. Çünkü sana ihtiyacımız yok. Mesut sakinleştikten sonra Jose'ye hak verdiğini ve birkaç gün sonra ona teşekkür ettiğini söylüyor. Gerçekten de oyunumun yeterli olduğunu düşünüyordum. Ama o beni kışkırtarak zayıf yönlerimi bana gösterdi ve haklıydı. Ona teşekkür ettiğimde bana şöyle karşılık verdi. Sendeki potansiyeli ortaya çıkarıncaya kadar tependen inmeyeceğim. 3 sezon süren Real Madrid kariyerinde Mesut takımın hücumdaki bir numaralı organizatörü olmuştu. Cristiano Ronaldo, Angel Di Maria, Karim Benzema ve Gonzalo Higuain'den oluşan hücum hattının arkasında tam bir asist makinesine dönüşmüştü. Bu kadar iyi oyuncuları asiste etmek kolay bir iş diye düşünebilirsiniz. Ancak önünüzde böyle oyuncular varsa çok fazla yanlış karar verme lüksünüz yoktur. Ronaldo boştaysa topu onun istediği an, istediği sertlikte atman gerekir. Benzema rakibi sırtına aldıysa tam o anda 2'ye 1'i oynaman gerekir. Higuain koşuya başladıysa onu offside'a düşürmeden topla buluşturman gerekir. Uzun lafın kısası böyle büyük oyuncuları organize etmek için büyük oyuncu olmak gerekir. Mesut hata yapmıyordu. Sahip olduğu oyun zekası, pas yeteneği ve sağ görüşü sayesinde bu büyük formanın içinde bir an bile kaybolmadı. Bakın bunların hepsi bir araya gelmeden bu seviye bir oyun kuruculuk izleyemezsiniz. Bazısı o pas açısını görür ama atamaz. Bazıları atar ama isabet ettiremez. Kimi ise topu istediği yere atabilecek teknik kapasiteye sahiptir fakat sahayı bu kadar incelikle tarayamaz. Mesut 3 sezon boyunca inanılmaz gol pasları attı. Bazen topu takım arkadaşlarına çarptırıp gol olmasını sağlıyor gibiydi. Rakiplerine gol yağdıran, neredeyse her maçında farka koşan o takımda hiçbir zaman ego yapmadan bir tane de ben atayım ne olacak diye düşünmeden hep boştaki adamı görmeye çalıştı. Daha önce söylediğim gibi belki de golcülük içgüdüsü onda yoktur. Çünkü hiçbir zaman skorer bir oyuncu olmadı. Fakat sahip olduğu yeteneğe bakınca insan şunu düşünüyor. İsteseydi topu 3 direğin arasına sokmayı da bilirdi. Sanırım Mesut gerçekten de asist yapmaktan daha çok keyif alan tarzda bir oyuncu. Nasıl ki bir golcüyü tarif ederken her açıdan gol çıkarabildiğinden, vücudunun her yeriyle gol atabildiğinden bahsediyorsak Mesut da sahanın her bölgesinde ve vücudunun her yeriyle asist yapabilen çok ender bir yetenek. Evet, Jose'nin de ona söylediği gibi oyunun fiziksel tarafında hep biraz noksandı. İkili mücadelelerde hep biraz gönülsüzdü. Koşu mesafelerinde hep gerideydi. Ancak topu ayağına aldığında bu kadar büyük fark yaratan bir oyuncuysanız birçok defektiniz tolere edilebilir. Gerekirse Khedira gibi adamlar sizin yerinize de koşarlar. Madrid kariyerinde 159 resmi maça çıkan Mesut yaptığı 80 asistle rolünü kusursuz oynadı. Onun La Liga'da oynadığı 3 sezon boyunca Mesut'tan daha çok asist yapan tek bir oyuncu olmadı. Real Madrid'den neden ayrıldığı konusu bazı futbol severler için bugün bile gizemini koruyan bir konu. Real Madrid performansı azıcık bile düşen oyuncunun üstünü hemen çizer. Fakat Mesut hem formunu hiç kaybetmemişti hem de sistemin en önemli dişlilerinden birisiydi. Real Madrid'den ayrılışını şöyle anlatıyor Mesut. Uzun süreli bir sözleşme yapmak istiyorduk ve tabii ki ücretimde belli bir oranda iyileştirme talebimiz de vardı. Fakat o dönemde menajerliğimi babam üstlenmişti ve bu iş için deneyimi yeterli değildi. Bu işler genelde şöyle olur. Kulüp bir
teklif yapar, sonra sen şartlarını sunarsın ve iki tarafta istekliyse bir noktada buluşursun. Ama kulübün ilk teklifi genellikle tatmin edici olmaz. Babam bu ilk teklife bayağı kızmıştı ve Başkan Perez'e posta koyup odasının kapısını çarparak çıktı gitti. Babam soğukkanlılığını koruyamadı ve bunun sonucunda kulüp bana tribünde oturmaya hazır ol imasında bulundu. Ya bunu yapacaktım ya gidecektim. Real Madrid gibi kulüplerde çok çabuk gözden düşebilirsiniz. Bunun yerine ayrılığı seçmek bana daha doğru geldi. 2 Eylül 2013'te transferin kapanmasına çok kısa bir süre kala Mesut Özil sürpriz bir şekilde Arsenal'a transfer oldu. Bu işin iç yüzünü o gün kimse bilmediği için herkes şaşkındı. Real Madrid Mesut gibi bir futbolcuyu nasıl yollardı ki? Arsenal bonservisi için tam 47 milyon euro ödemişti ama yine de yeri kolay kolay dolacak bir oyuncu değildi. Bu yaşananların ardından Mesut artık kendisini en iyi temsil edecek kişinin babası olmadığına karar vermişti. Bunu ona açıklamak zor olacaktı. Ancak yaşanması gereken bir ayrılıktı bu. Arsenal'a attığı imzanın ardından milli takım kampı için Almanya'ya ilk gidişinde babasını takımın kaldığı otele çağırdı Mesut. "Üzgünüm ama artık menajerim değilsin," dedi. Baba Mustafa Bey soğukkanlılığını yine koruyamadı. Bu karara kızdı ve içerledi. Kendisinin yönettiği Mesut'un resmi sosyal medya hesaplarını feshederek ona milyonlarca takipçiye mal oldu. Bununla da yetinmeyip alacaklı olduğu iddiasıyla Mesut'u mahkemeye verdi. Baba oğlu arasındaki ipler artık tamamen kopmuştu. Mesut o günden sonra babasıyla bir daha görüşmedi. Mustafa Bey aradan yıllar geçmesine rağmen 2019'da dünya evine giren Mesut'un düğününe bile gelmedi. Mesut artık Premier Lig'de oynayacaktı. Real Madrid gibi bir kulüpten ayrılmak elbette kolay değildir. Ancak Premier Lig'inde farklı bir büyüsü olduğu bir gerçek. Menajerliğini artık abisi Mutlu Özil yürütüyordu. Arsenal'a gitmesindeki en büyük etken Arsene Wenger'di. Mesut onunla birebir görüşmüş ve planlarını dinlemişti. Arsene Wenger gerçekten de topçudan anlayan bir hocaydı. Hele ki onun eline Mesut Özil kalitesinde bir futbolcu verirseniz hoca onu nasıl kullanacağını çok iyi bilir. Wenger saha içinde ona ne kadar özgürlük tanıması gerektiğini, ona yaratması gereken konfor alanının farkındaydı. Mesut'un önüne, arkasına, sağına, soluna kimi yazması gerektiğini çok iyi biliyordu. Ne var ki Mesut'un Arsenal'daki ilk 2 yılı çok da parlak geçmedi. Takım her zaman olduğu gibi ilk 4 için iddialıydı fakat şampiyonluk derseniz oralara hala nefesi yetmiyordu. Mesut ise kariyerinde ilk kez sakatlık sorunlarıyla bu kadar ciddi şekilde boğuşuyordu. Önce uyluk, ardından diz bağlarından sakatlandı. İlk sezonunda 26, ikinci sezonunda ise sadece 22 maça çıkabildi. Mesut'un inişe geçmiş gibi gözüken kariyerini tek bir şey toparlayabilirdi belki de. 2014 Dünya Kupası. Vakti zamanında bu formayı seçmesinin en büyük sebebi de buydu. Uluslararası turnuvalar her futbolcu için rüya gibidir. Örneğin onunla aynı yaşta olan Nuri Şahin'i ele alalım. Nuri kendi jenerasyonunun en parlak, en genç yeteneğiydi. O zamanlar Alman milli takımı yetkilileri Nuri'yi bize kaptırmamak için çok ciddi mesai harcamışlardı. Nuri, Türk milli takımını tercih etti ve 2005 yılında yalnızca 17 yaşındayken ilk kez A milli oldu. Devam eden süreçte Nuri hiçbir zaman beklendiği kadar büyük bir yıldız olamadı. İlk milli maçını Nuri'den 4 yıl sonra 2009'da oynayan Mesut ise kariyer olarak Nuri'yi en az 2'ye katladı desek yanlış olmaz. Nuri 2016 Avrupa Şampiyonası'nda sahada kaldığı 45 dakika haricinde hiçbir üst düzey turnuva tecrübesi yaşayamazken Mesut Almanya ile 2 Avrupa Şampiyonası ve 3 Dünya Kupası gördü. 2014'te Brezilya'da düzenlenen turnuvada ise takımıyla tek maç dahi kaybetmeden yarı finalde ev sahibi Brezilya'ya 7 atarak dünya şampiyonu oldu. 2015-2016 sezonu hem Mesut hem de Arsenal özelinde bir dönüm noktasıydı. Ne Manchester City, ne United ne de Chelsea sezona iyi başlayamamışlardı. Bu durumda yıllardır 4. sıraya abone olan Arsenal bir anda şampiyonluğun favorisi konumuna gelmişti. Mesut oldukça sağlıklıydı. Önünde stil olarak Benzema'ya oldukça benzeyen, sırtı dönük oyunu yalayıp yutmuş bir santrafor Olivier Giroud vardı. Kanatlarda bu ikiliyle stil olarak uyuşan Alexis Sanchez ve Walcott gibi oldukça atlet oyuncular vardı. Arsenal her zamanki gibi göze hoş gelen bir futbol oynuyor, üstelik bu kez sonuç da alıyordu. Ligin 23. haftasına kadar Premier Ligi lider götüren topçular Noel tatilinden sonra resmen dağıldılar. En iyi takımlar bile bazen formsuz dönemlerden geçerler. 3 maç, 5 maç, 1 hafta ya da 1 ay. Kötü dönemler olabilir fakat önemli olan ayağa kalkmaktır. Arsenal ayağa kalkamadı. Çıktığı son 16 maçta 7 kez, son 6 haftada ise sadece 2 kez kazanabildi. Bu hüsran Arsene Wenger'e olan güvenin sarsılacağı
anlamına da geliyordu. Fransız hoca favorisi olduğu yarışta Leicester City'ye şampiyonluk kaptırmıştı. Kaybedilen şampiyonluğa rağmen o sezon sanırım Mesut'un zirve performansını son kez izledik. 2015-2016'da 35 Premier Lig maçına çıkan Mesut 6 gol ve 19 asistle Arsenal kariyerinin en iyi dönemini geçirmişti. Buradan sonrası birazcık serbest düşüş. Arsene Wenger o sezondan sonra Arsenal'daki görevine 2 sezon daha devam etti. Ancak takım bir daha şampiyonluğu rüyasında bile göremedi. 2 sezon üst üste ilk 4'ün dışında kalan Arsenal yönetimi artık Wenger'e veda etme vaktinin geldiğini düşünüyordu. Mesut zaten hiçbir zaman oyunu fizikselliğe dayalı bir oyuncu değildi. Kariyerinin hiçbir döneminde üst düzey bir atlet olmadı. Fakat bu süreçte 30 yaşına basmıştı ve artık fiziksel olarak da düşüşe geçiyordu. Belki her şey yolunda gitseydi bile 2018 Dünya Kupası'ndan sonra Mesut zaten milli takımı bırakacaktı. Ancak işler hiç de yolunda gitmedi. Turnuvanın başlamasına kısa bir süre kala Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Londra'ya yaptığı bir ziyaret sırasında çekilen birkaç kare fotoğraf Almanya'da bir anda gündem olmuştu. İngiltere'de top koşturan Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun Londra'da Erdoğan'la buluşarak forma hediye etmiş ve fotoğraf çektirmişti. O dönem Almanya ile siyasi ilişkilerimizin pek de sıcak olmamasından sebep Almanlar Mesut ve İlkay'a büyük bir tepki gösterdiler. Dünya Kupası için Rusya'da bulunan Alman taraftarlar hazırlık maçları esnasında aslında Mesut ve İlkay'ı ıslıklamışlardı. Üstelik tepki bununla da sınırlı kalmadı. Alman basını, Almanya Futbol Federasyonu ve ülkenin bazı siyasileri iki oyuncuyu kıyasıya eleştiriyorlardı. Hem Mesut hem de İlkay bütün tepkilere rağmen turnuvada forma giydiler. Fakat Alman milli takımı tanınmaz bir haldeydi. Grup aşamasında oynadığı 3 maçın ikisini kaybeden Panzerler turnuvaya havlu attı. Kalecisinden forvetine takım tel tel dökülmüştü ve evet Mesut da dökülmüştü. Ancak bu kötü sonucun ardından en çok tepkiyi gören yine Mesut oldu. Mesut turnuvanın bitmesiyle birlikte milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı. Üstelik çok da kırgındı. İnsanların bu fotoğraf mevzusuna politik bir anlam yüklemeleri çok saçma diyordu Mesut. Bu benim makama duyduğum saygıyla alakalı. Eğer Merkel Londra'ya gelip benimle görüşmek istese onunla da fotoğraf çektirir, ona da forma armağan ederdim. Ona da aynı saygıyı gösterirdim ki gösterdim de. Örneğin bir seferinde Merkel bir maçımızın bitiminde soyunma odamızı ziyaret etmişti. Çok utanmıştım çünkü üzerimde tişört yoktu. Hemen üzerimi kapatacak bir şey aradım. Karşımdaki kadın ülkenin en güçlü insanıydı ve benim üstüm çıplaktı. Hemen bir havlu bulup üstümü örtmüştüm. Her şey iyiyken, güzelken, kupalar kazanırken Almandım. Kötü oynayıp kaybedince göçmen oldum diyor Mesut. Beni sevmek zorunda değilsiniz. Ancak bu ülke futbolu için yaptıklarımdan sonra bu kadar saygısızlığı da hak etmedim. Beni resmen insanların önüne attılar. Hem ben hem de ailem sayısız tehdit ve hakaret mesajı aldık. Bu durum fotoğraftan önce de böyleydi gerçi. Almanya'da bir ırkçılık sorunu var ve bu sadece muhafazakar kesimin sorunu değil. Podolski ya da Klose hiçbir zaman benim gibi muamele görmediler. Onlara kimse göçmen demedi. Bunun sebebi benim Müslüman olmam diye düşünüyorum. En üzücü olan şey ise şu, milli takımdan kimse yeter artık bu bizim oyuncumuz, ona bu şekilde hakaret edemezsiniz demedi. Herkes sustu ve yaşadıklarıma göz yumdu. Ne arkadaşlarım ne de bir başkası yanımda olmadı. Mesut Özil bu olayın ardından sosyal medya üzerinden çok büyük bir kampanya başlattı. Dünyanın dört bir yanında ırkçılığa maruz kalan birçok göçmen kendi hikayelerini MeToo hashtag ile paylaşarak sesini duyurdu. Mesut, Alman milli takımını seçtiği gün bazı Türk vatandaşlarından tepki almasına karşın doğru olanı yaptığını düşünüyordu. 2018 yazında yaşadıklarının ardından herhangi bir pişmanlık duyduğumu bilmiyorum ancak şöyle bir gerçek var ki Mesut kimseye yaranamamıştı. Mesut futbol kariyerindeki düşüşe rağmen özel hayatını düzene sokuyor gibiydi. Yıllarca bir mankenden ayrılıp bir başkasıyla ilişki yaşayan Mesut bu kez gönlünü Miss Turkey 2014 birincisi Amine Gülşe'ye kaptırmıştı. 2019 yazında İstanbul'da evlenen çiftin nikah şahitliğini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Nikah defterine attığı bu imzanın ardından kendine çok iyi bakmaması sebebiyle zaman zaman İngiliz basını tarafından eleştirilen Mesut'un hayatının düzene gireceği ve bu durumun performansını olumlu etkileyeceği düşünülmüştü. Ancak düğününden yaklaşık bir ay sonra bu kez Londra'nın göbeğinde gündüz vakti bıçaklı bir saldırıya uğradı Mesut. Üstelik kendi eşi, takım arkadaşı Kolesinac ve onun eşiyle birlikte. Şans eseri bu saldırıda yara almamış olsa da hem Mesut hem de eşi için yeni bir travmaydı ve zor günlerdi.
Bir süre güvenlik sebebiyle kadro dışı kalan Mesut, takıma döndükten sonra sahaya odaklanmakta zorluk çekti. Zaten formsuzdu. Üstüne bir de yeni teknik adam Emery ile Yıldız'ı barışmayınca bir anda istenmeyen adam olmuştu. Onun geldiği gün mutluluktan havalara uçan Arsenal taraftarı artık yüklü kontratı sebebiyle ona sırtını dönmüştü. Arsenal'da Şubat 2018'de yenilediği kontrat sayesinde Premier Lig'in en çok kazanan 5 oyuncusundan biri haline gelen Mesut, bu kontratın karşılığını sahada veremeyince çabucak gözden düşmüştü. 20-25 maç oynasa dahi rahatlıkla çift taneli asist rakamlarına ulaşan Mesut, koca 2018-2019 sezonunda 35 maça çıkıp sadece 3 asist yapabildi. Ertesi yıl yapılan teknik direktör değişikliğiyle birlikte kartlar yeniden dağıtıldı ve Mesut için hayata dönme şansı belirdi. Fakat yeni teknik adam Mikel Arteta da Mesut'a çok uzun süre sabır göstermedi. Son Premier Lig sezonunda sadece 18 maça çıkabilen Mesut, yeni sezonda ise büsbütün aforoz edilerek 25 kişilik kadroya bile alınmadı. 32 yaşına basan Mesut için artık yeni bir başlangıç yapmanın vakti geldi. Mesut'un form durumu tartışılabilir. Fakat kariyerine nerede devam ederse etsin yeter ki sahada olsun. Mesut gibi bir yeteneğin tribünde oturması hem kendisi hem de biz futbol severler için büyük bir kayıp. Ve evet, onu doya doya izlemek için fazla vaktimiz kalmadı. İki ülke arasına sıkışmış ve işin gerçeği ikisine de yaranamamış tuhaf bir kariyer. 2018'deki olayların ardından yaşadığı bir olayı şöyle anlatıyor. Okuduğum okuldaki çocuklar için bir şeyler yapmak, onlara yardımcı olmak istiyordum. Turnuvadan sonra Gelsenkirchen'e gidip oradaki göçmen ve yoksul ailelerin çocuklarına destek olmak istiyordum. Fakat yaşananlardan sonra okul yönetimi beni arayıp resmen seni burada istemiyoruz gelme dedi. Oysa ben sadece yardım etmeye çalışıyordum. Her seçim bir vazgeçiştir derler. Alınan her kararın iyi ve kötü yanları, sonuç ve bedelleri vardır. Mesut bunların hepsini dibine kadar yaşadı. Kim bilir, belki de evim diyebileceği yeni bir yer bundan sonra ihtiyacı olan tek şeydir.